Türkiye'nin ve Balkanların en yakışıklı, en temiz, en güzel dondurmacısı. Recep Usta. Recep abi bedava mı? Bedava mı veriyorsun yoksa bunu? Yok. Hayatım ben bir dondurma almak için 50 lira veriyorum. Ya bu kadar irtifatı bu kadar yani. Bedava dondurmaya falan dedin ya. Yok ben almam. Sadece şundan dondurma yemek şereftir. Evet sevgili dostlar, İğnada'daki gezintimiz, maceramız devam ediyor. Buradaki sürprizleri, buradaki tatları, buradaki lezzetleri ve dostları sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Burada çok eskiden tanıdığımız bir ustamız, bir büyüğümüz, abimiz, sevgili Recep Usta ile beraberiz. Namı değer Redo dondurmacısı, evet. Dondurmaları. Buradaki lezzetleri biz tatmadan buradan ayrılamıyoruz. Buradaki dondurmayı yemeden buradan gitmiyoruz ama bilenler biliyor ama bilmeyenler için bir kez daha Recep abi, sizi tanıyabilir miyiz? Ben 1982'de İğneada'da açmış olduğum Recep Usta dondurmalarıyla Redo olarak geçerli, şu anda Redo olarak geçerli olmak üzere bütün tatlarımızı müşterilerimiz beğenmektedir. Şu anda 42 çeşit dondurmamız mevcuttur. 42 çeşit. Evet. Özetle sayabilir miyiz acaba? Böyle neler var? Mesela yoğurtluyu ben az evvel yedim. Evet. Muhteşem diye. Şimdi sade var, çikolatalı var, karamel var, kahveli var, Antep fıstıklı var, bitter var, cevizli var, tahinli var, Hindistan cevizli var, bal kaymak var, çeri mari var, kestane var, krokan var, brownie var, kurabiye var, oreo var, big bubble var, damla sakızı var. Limon var, vişne var, kavun var, yeşil elma var, çilek var, muz var, kivi var, mandalina var, frambuaz var, narlı var, kara dutlu var, naneli var, böğürtlenli var, portakal var, tutti frutti var, tropikal var, polenli bal kaymaklı dondurmam biraz ücreti fazladır ama çok özel olarak bir dondurmadır. Topunu 10 liradan vermekteyiz. Polenli bal kaymaklı. Evet. Bunu da tatmak isteyenler sadece İğneada'da, Recep Usta'da, Redo'da bunu tadabilirler. Evet, evet. Yalnız bizde bulabilirler şu anda. Az evvel hanımefendiler geldiler. Onlar da artık yıllardır sizden alışveriş yaptıkları için siz onların ne istediğini, onlar da sizden ne istediğini çok iyi biliyor. Böyle bir müşteri dondurma hizmeti veren ilişkisi oluşmuş. Bu tadı yakalamak için hangi malzemeleri kullanıyoruz acaba abi? Sütümüz nasıl? Ben keçi ve inek sütü karıştırarak bu işe ilgi duyduğum kendimin imal etmesinden dolayı ve özen göstermek. Bir ustalık yani, var, bir evet. Formül var. Evet. Bir şubemiz de yok değil mi Recep abi? Sadece buraya, burası var. İğneada da şubemiz vardır, başka yerde şubemiz yoktur. Bu lezzeti başka bir yerde bulamazsınız. Bulamazlar. Buraya gelmeleri lazım. Buraya gelmeleri lazım. Sevgili dostlar, burada gerçekten biz bunları kendimiz denedik, tattık ve bunları tecrübe ettikten sonra sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Gerçekten buradaki lezzeti beraber şey yapmamız lazım. Sevgili hocam da geldi. Hocam buyurun, sizi de alalım sevgili hocam. Başımla beraber. Evet, sevgili hocam da burada torunuyla beraber geldi. Ona da selam olsun diyoruz. Recep abi, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu tatları sunduğunuz için, bize ağırladığınız için ve dondurmayı yani bir sanata dönüştürdüğünüz için sevgili Recep abi. Teşekkür ederim. Son olarak sizin de bir duygularınız, dilek temenniniz, selamınız olur mu? Bütün şu anda ATV Rumeli TV, Balkanlar TV diyelim. Balkanlar TV'ye teşekkür ediyorum ve benim dondurmamı yemek isteyenler İğneada'ya gelsin. Buyursunlar gelsin. Buyursunlar gelsinler. Evet. 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 Merhabalar. Hoş geldiniz. Sipariş verebilir miyim? Evet. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Recep abi. Sizi müşterilerle baş başa bırakıyoruz. Tamam. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet sevgili dostlar. Burası böyle bir yer. Böyle bir lezzet durağı. Sizleri de İğneada'ya Redo dondurmaya bekliyoruz. Hepinize İğneada'dan selamlar.